Nurten Hanım, gelini hasretle ilgili yaptığı hangi itiraf sonrası kayınvalidelerden tam destek almış? Bakalım neymiş? Sen niye ağlıyorsun şimdi? Ha? Niye ağladın? Benim gibi. Benim oğlum mesela şöyle söyleyeyim, tek başıma yetiştirdiğim için her şeyimdi, dünyamdı yani benim. Çok iyi anlıyorum. Beni aramaz oldu, sormaz oldu, gelini aldıktan sonra anne ne yapıyorsun demez oldu. Sen onlar için saçını sürdün. Sebep olan bir şey yok yani, sebebini bilmiyorum ama yani gelin daha. Benim de bir tane evladım var, çok seviyorum onu. Aynen o da öyle, ayda yılda bir geliyor. Hayat Hanım, efendim. Ben gelinim doğuma gitmiş, hamileydi. Çalışıyordum iş yerinde. Çalışırken sosyal medyadan öğrendim. Teyzesi çekmiş doğum yaptığı zaman bebeği almış kucağına. Ben torunumun yanında yokum. Şey görmedim, doğumundan haberim yok. Yokum. Ben iş yerinde duramadım. Bak onu bana haber vermedikleri halde duramadım ben. Oğlum dedim, neden haber vermedin dedim. Hasret dedim, doğuma gitmiş dedim. Teyzesinin kucağında dedim, çocuğu dedim sosyal medyada mı görecektim ben dedim. Ne yazın? Çok anne yazın. Dedi, çok ani oldu dedi. Gece rahatsızlandı dedi. O yüzden haber veremedim dedi ama bahane. Teyzesine haber veren insan anasına da haber verir. İnsan aynen. Hastaneye giderken bir telefon, telefon kadar, alo diyesi kadar uzak. Ben bir şey söyleyeceğim, sen nasıl sana haber vermez? Senin oğlum bile ya nasıl haber vermez? Vermedi. Ben ondan veremedim. Hadi gelinden şaşkın, geç oğlum size haber ver. Gelin verdirmemiştir. Kendi annesine haber verdirmiş. Kendi annesine haber vermiş. Kendi annesi oradaydı. Nurten Hanımcığım. Teyzesi oradaydı. Yo. Nurten Hanımcığım. Annesiyle alakalı bir şey. Nurten Hanım. Nurten Hanım. Benim çocuğum bana haber vermiş. Aslen Hanım ben haber vermediniz istiyorum. Mi? Benim annem benimle beraber yine kalıyordu ağladım, son ha? Dönemimde. Artık doğum olmasına yakın bir 10-15 gün boyunca hani bugün sabah yarın sabah olur vesaire diye benimle beraber kalıyordu zaten. Benim sancım gece başladı. Başladığında gittik. Zaten annem yanımdaydı. Ben gittim, annem geldi. Yani onlar bendeydi zaten. Ben zaten sancım başlamış. Doğan dur sen anneni sakın arama mı diyeceğim. Kaç saat sonra doğum yaptın? Sabah geldi işte ben... 9'da yani doğum gece yaptım. Gece rahatsızlandın. 12'de, gece 5'teydi. 5-6. Ya akşamüstü 5-6 mı? Hayır sabaha. Sabaha karşı. Sabah 5'te, karşı. Sabah ezanına bebek doğru 5-6. Bebek ne zaman oldu? 9.30'da 12.30 1'de zaten kayınvalidem geldi. Aramız açıktı zaten o dönem bu ev muhabbeti yüzünden. Ama ben gelmesin demedim. Kayınvalidem aramış. Eşim dedi ki gelmek istiyor. Tabii ki gelsin torununu görsün dedim. Ama zaten aradan bir gün iki gün geçmişliği yok. 9'a doğum yapmışım. 12.30 1'de zaten kayınvalidem geldi. İş yerindeydim ben. Bence de sosyal medyada görmesi. Ağır olmuş. Ben de ağır olmuş yani. Evet. Nurten ne hissettin? Yani çok görünce? Kötü hissettim o an için. O kadar kötü hissettim ki yani benim torunum oluyor ama benim haberim yok. Sosyal medyada teyzesinin kucağında gördüm. Çok haklısın. Böyle çocukları için yaşayan bir annenin böyle duyması çok mu iyi bir şey yani? Diğer gelini doğum yaparken bir hafta bekledi. Benim de başımı bekleseydi. Şöyle söyleyeyim. Hani ben neden yani çocuğumun hani doğum yaptığını, torunumun olduğunu bilmedim diye. Teyzesi, düşün ben Gebze'de otururum, teyzesi Pendik'te oturuyor. Pendik'teki insanın haberi var çocuk kucağında ama benim haberim yok. Yani 15 dakika araydı ya. Ondan sonra taşındım oradan ben de. Ay. Evet taşındım ben de. Uzağa gittim. Çünkü yakın olmak daha çok can yakıyor. Canımı yaktı çünkü. Görmek istemedim evet. Yani. Bu tür şeyleri yaşamak istemediğim için uzağa gittim. Gözüm görmüyor en azından. Sen ondan torununun kulağına beni sev, beni sev diyorsun. Aa. Kolay değil yani anne için. Hani böyle üzülmek istemezdim ama konuya girildiği için üzüldüm. Kaç yaşında? Ki hiç de söylemedim Nursel Hanım bak bunlara. Siz neden bana haber vermediniz? Ne oğluma söyledim, ne gelinime söyledim. İçime attım hep. Kaç yaşından beri babasız büyüttün? Ben mi? Küçük oğlum 4 yaşındaydı. Büyük oğlum 9 yaşındaydı. Vallahi bence heykeli dikilecek annelerdensin. Evet. Gerçekten. Okutabilmek için onların... Ben neler çektim. Bir işte değil, 3 işte çalıştım bir gün. Bir günde 3 işte bir kadın çalışabilir mi? Çalıştım. 5'te kalktım, 9'a kadar gittim bir yerde çalıştım. İsim vermiyorum.
9'da oradan çıktım. Gittim başka bir yere, orada çalıştım. 4.30'a kadar orada çalıştım. 4.30'dan gece 11'e kadar başka yerde çalıştım. Çocuklarımı okutabilmek için. Ama şimdi evlendikten sonra gelinlerim yaptı demiyorum. Değiştiği zaman çok zoruma gidiyor. Nursel Hanım. Ya bu değişmek değil galiba. Seni sevmiyor olamaz. Ya hani bu... sevgisini böldü. Ben de belki bencillik yapıyorum Nursel Hanım. Hani kimse yokken, eşi yokken bana gösterdikleri ilgiyi, alakayı bana göstersinler belki düşünüyor olabilirim. Çocuklarım hep yoğrulup yapıldığım, yaşadığım için. Belki ben de bencillik yapıyorum ama anneyle işin yerini ayırmasını istiyorum. Anne annedir. Eş de eştir yani. Eşini eşin gibi seversin, anneyi de anne gibi seversin. Hasret aslında çok mantıklı konuşuyor, evet. Kayınvaliden ya. Çok bilinçli. Yani çok küçük bekar kalmış. Çok bak empati kursana, sen de artık annesin. Şöyle, kaç yaşında dul kaldın? Ben zaten... Bir dakika, kaç 28. Yaşında? Çok genç ya, çok gençmiş ve bak çok takdir edilecek ya. Ben bir anne olarak vallahi gurur duydum yani. Kayınvalidemle ilk tanıştığımızda aynı düşüncelerin içerisindeydim ki keza aynı şekilde aynı şeyleri gene düşünüyorum tek başına yaptığı için, ama gelin kayınvalide çatışmasına girildiği zaman evet. O düşünceler biraz daha geride kalıyor. Çünkü ben kendi yaşadığımı biliyorum. O kendi açısından olanları anlatıyor. Evet. Oğlum değişti, şu an bu şekilde söylüyor ama bugüne kadar yani bizim bir senelik süreç zarfına kadar bu şekilde düşünmüyordu. Ben evlendiğimde falan sen aratmıyorsun. Sen göndermiyorsun ve bunları benim yüzüme söylüyor. Sen beni oğlum benden uzaklaştırıyorsun. Bunu kendisine söyledim. Ben Gebze'de doğumluyum. Gebze'de büyüdüm ve benim arkadaş çevrem Gebze'de. Yani eşimden daha çok Gebze'ye gitmek isteyen kişi İstanbul'da otururken bendim. Çünkü ben İstanbul'da yapayalnız kaldım bir anda. Hiç kimseyi tanımıyorum. Oturduğumuz yer apartman. Yani yapayalnız bütün gün eşim ev işten gelecek diye ben evde bekliyorum. Zaten bütün gün çatlayan benim. Hafta sonu eşim yorgunum ben gitmek istemiyorum dedi. Kayınvalidem arayıp sen benim çocuğumu bana göndermedin. Senle evlenene kadar her hafta sonu bana geliyordu. Bu ufak bir örneği ve bunu bana söylüyor. Oğlunla halletmesi gereken problemleri bana yansıttığı niye için. Niye seni daha çok sevdiğim için sana söylüyorum. Ben arıyorum seni ama. Seni severek aldım çünkü ben hasreti tamam ben. Tamam ama gerçekten kızın bir suçu olmayabilir. Oğlum... Tamam ben de anlatıyorum ya, suçu yoktur belki diyorum. Belki ben diyorum bencillik yapıyorum diyorum. Belki bencillik yapıyordurum. Hani önceden hep onlardan yorulup yapıldığım için. Sürekli evlenince tabii ki işine de yer zaman ayırma. Yani haftanın şöyle söyleyeyim sana 6 gününü eşine ayırıp da 1 saatini bana ayırmasını isterim. Haklı. Ben doya doya böyle evlendikten ya. Sonra doya doya vallahi. Çocuklarıma sarılıp öpemezdim. Ay ya. Vallahi haklısın ya. Koklamak of. İstiyorum yani. Çok... Onlar benim için hala o torunum bebek gibi. Koklamak istiyorum. Oy. Ay sana da kıyamam. Aman. Ay biz de kayınvalide olacağız. Gelinler. Vallahi ben de soğuk. Hayat sana ne oldu? Ha? Ya ben de duygulanıyorum. Duygulanıyorum. Her gün görüyorum. Ben görüyorum ben ve gördüğüm halde duygulandım. Her gün görüyorum. Vallahi ben de zor tutuyorum kendimi. Ya vallahi doldu gözlerim yani. Vallahi biz de yaşlanacağız, biz de kayınvalide olacağız. Herkes empati kursun gelinin. Ama Nursel Hanım bir şey söyleyeyim size, sözünüzü bölmeyeyim. Çocukları olduktan sonra çok değiştiler. Oğulların çocukları olduktan sonra bunların çocukları olduktan sonra çok değiştiler. Ben günde kaç saat arıyormuşum kavgadan öncesinde bir sorun. Yani bir saat 12'ye kadar sevgili muhabbeti gibi 2 saat kayınvalidemle görüşüyordum. Sonra konuşalım. Zamanımız kısıtlı çünkü bir tadımımız daha var. Salı gününün son tadımı. Teşekkür ediyorum duygularını bu kadar açık yüreklilikle paylaştığınız için.